Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Şarkı Türkistan Ösmürleri Türk Dünyası programmasına katnaştı. 24 Mart günü İstanbul Beykoz rayonundaki Kamalettin Tuğçu Başlangıç ve Uttur Mektebi tarafından oralaştırılan Türk Dünyası programmasına Uygur Ösmürler katnaştı ve sama usulü oynayıp tamaşıbıllarına Şarkı Türkistan'ı tanıştırdı. Ondan başka yana Şarkı Türkistan'a ait medeniyet buyumları körgezme kılındı. Bu faaliyet her kaysi mekteplerde Türklerinin tarihi ve örüp adetlerini tanıştırışını maksat kılgan bulup, faaliyetki Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birlikliği vakaleten iştirak kıldı. Faaliyetke Beykoz Rayonluk Hükümet, Maarif İdaresi ve başka mekteplerden gelgen rehberler hem de Nurgun Ukuğucu ve Ata Anılar iştirak kıldı. Faaliyette Tanrı Terbiyeleş Merkezi'nin 10 nefer okuyucusu kent tamaşıbıllarına uyurlarının sama usulünü oynadı. Ve arkadan Şarkı Türkistan'ın ay yıldızlık kök bayrağını çıkarıp Şarkı Türkistan'ı tanıştırdı. Ondan başka meydana yana Şarkı Türkistan medeniyetini körgezme kılış oranı açıldı. Körgezmeye herhal Uygur medeniyet buyumları, Tunur Nene, Sanza, Navat Katarlık yemek içmek medeniyetimizden namayendileri tizildi. Faaliyette okuyacılık grupisi, tümür tavlaş grupisi, milli oyunlar grupisi, Katarlık gruplar maharet görsetti. Gruplar görsetken numaralar tamaşıbıllarının dikkatini tarttı. Şarkı Türkistan Nuzgum Cemiyeti reisi Münevver Öz Uygur Hanım programının beşede programına katnaşıkçılarının Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyet ahvali hakkında sorulan suallara cevap verip, Şarkı Türkistan'ın nöbetteki içinişlik vaziyetinden başka yana yer kölümü, koşun devletler, Şarkı Türkistan halkının örüp adetleri hem de onlarının Türk irkidin ikenlikini mezmulluk kılıp tanıştırdı. Xitay bu yıllık sürgün kılış planını aşkarıldı. Xitay yakınki yıllardan beri atalmış 75. emge küçünü yötkep ışkı uğurlaştırış namıda icra kılıp kilovatkan Şarkı Türkistan halkını Xitay ülkeleri ve Şarkı Türkistan'ın başka rayonlarına sürgün kılıp kelgen idi. Xitay bu yıllık sürgün kılış planını hem de aldınki yılda 3 milyondan köp yezi ahalisini başka yurtkı mecburi sürgün kılgallıkını aşkarlıgan. Xitay rejimi 2017 yılı 2. aydan başlap Uygurlarını kan kölemlik tutkun kılıp tahminen 3 milyondan artık Uygur, Kazak ve başka Müslümanlarını ceza lagırlarına kamağan denken, lagır sırtıdaki Uygurlarını atalmış 75. emgek küşlerini işgı uğurlaştırış namıda Xitay ülkelerine sürgün kılışını devamlaştırıp gelgen. Xitay haberlerde aşka arılınışça, 2018 yılı bir yıl içinde Xitay'nın Shanxi, Jiangxi, Hunan, Fujian, Shandong Qatarlıq ülkelerine 600 bin kişinin mecburi sürgün kılgan bulup, onlarının asaslıqı yaşlar ikken. Atalmış Uyghur Abdum Rayonluk Adem Küçü ve İctimai Paravarlık Nazareti 2019 yılı bir yıl içinde 280.900 kişinin işgı uğurlaştırılganlığını ilan kılgan bulup, 2019 yılı işgı uğurlaştırış vazifesini 87% aşırıp uğurundığanlığını ilan kılgan. Xitay rejimi 2020 yılı 6. aygıca 50.000 Şarkı Türkistan yaşlarını atalmış işgı uğurlaştırış namı bilen Xitay ülkelerine sürgün kılgan. Xitay işgı uğurlaştırış torunun 24 Mart haber kılışça, Xitay dairleri 22 Mart günü Xotan Ali Texnikum Mektebi'de hizmetçi kubalı kılış mürasimi ötküzgen bulup, mezkur mürasimiga Xitay'nın 37 kuruluş şirketi katnaşkan. İgilinişçe bu mürasimiga atalmış Şinjan Uyghur Abnumraylıq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalı Tarmakları, Toralğu ve Şehir Yezi Terakiyat Bölümü, Amivi İşgı Uğurlaştırış Mülazimet Merkezi, Adem Küçü Baylıqı Merkezi Qatarlıqlar sahip halı kılgan bulup, Xotan Vilayetlik İctimai Kapalet İdaresi ve Xotan Vilayetlik Toralğu ve Şehir Yezi Kuruluş İdaresi, Xotan Şehirlik Ali Texnikum Mektebi hemkarlaşkan. Bildirilişçe, Xitay dairleri keyingi qadamda her xil xizmetçi qubul qilish yarmankisidan 200 qitim ötküzüşünü planlagan bulup, bu yılın axırgacha atalmış namratlarını işgı uğurlaştırış, yezilardaki 5. emge küçünü yötkep işgı uğurlaştırış namıda şehir ahalisidan 22 mingni, yezi ahalisidan 632 ming adamni yötkep işgı uğurlaştırmakçı bolgan. Xitay Öymülük Uçur Torunun 23 Mart haber kılışça, Xitay ötken bir yıl içinde atalmış namratlarını işgı uğurlaştırış, yezi 5. emge küçlerini işgı uğurlaştırış sepsetsi bilen 277.400 neper şehir bazar ahalisini işgı uğurlaştırıp, aldınki yılgı seliştirganda 3.5% aşırganlıqını. Yezi ahalisinin 3.174.000 adamını başka yerlerge yötkep işgı uğurlaştırganlıqını aşkarlıgan.
Күзәткүчләр Хытай тәҗавузчыларының бер тарафтан Хытай көчмәләренә икътисади ярдәм һәм итибар сиясәтләре белән Шәрқ Түркстанга ярлаштырсә, яңа бер тарафтан Шәрқ Түркстан халкына һәр хил намлар белән Хытай өлкәләргә сүргүн кылыш аркылы Шәрқ Түркстандагы уйгырларның санын азайтып, кыргын кылыш һәм дә Хытайлаштырыш өчен хәрәкәт кылып атканлыгын белдерүшмәктә. Hindiston Xitoy askarlarining chekinishi masalalarni hal qilishning ochiqchi ekanligini bildirdi. Hindiston Xitoy tashqi ishlar ministeriga Xitoy askarlarining chegaradan chekinishining masalalarni hal qilishning ochiqchi ekanligini aytdi. Reuters agentligining 25 martdagi xabarida bildirilishicha, Hindistonning davlat bexatarlik maslahatchisi juma kuni Hindistonda ziyorati bo'lib o'tgan Xitoy tashqi ishlar ministeri Wang Yi'ga Xitoy armiyasining talash tartishiga chegaradan baldurroq hamda to'liq chekinishi İki devlet otursudaki meselelerini hal kılışının açıkçı edigen. Xabarda qeyd qilinishicha Xitoy Tashqi ishlar ministeri Wang Yi payshanba kuni kechda Yangi Dehliga yetib borgan bo'lib, Hindistonning davlat bexatarlik maslahatchisi Ajit Doval hamda Hindiston Tashqi ishlar ministeri Subrahmanyam Jayshankar bilan ko'rishgan. Mazkur uchrashuv Xitoy bilan Hindiston tarafining 2020-yildagi chegara to'qinishidan buyonki tunji qatimliq yuqori darajalik amaldorlarining ko'rishishi bo'lib, Wang Yi'nin Hindiston ziyorati xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, har ikki taraf chegara amaliy kontrol liniyasi bo'yida 10 minglagan askar, zambirak, tanki va kurashchi ayroplanlarni o'rinlashtirgan bo'lib, Hindiston bilan Xitoy bultur 2-nji oydan boshlab chegaraning bir qism joylaridan askar chekindirgan bo'lsa-mu, ammo chegara bo'yidagi harbiy xodimlarni qo'shimcha o'rinlashtirishni davom qilgan. 2 yil davomida ikki taraf 15 qatim qo'mondan darajalik suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, ammo tirikishish uzluksiz davomlashmoqda. Xitoy NATOni qattiq ayibladi. Xitoy tashqi ishlar ministerligi Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining mavjud bo'lib turishidagi birdan-bir sababning urush ekanligini bildirdi. TRT xabar to'rining 26 martdagi xabarida bildirilishicha, NATOning Xitoy-Rossiya urushini qo'llashni to'xtatishi kerak degan so'zi Xitoy rejimining qattiq qarshiligiga uchirgan bo'lib, Beijing Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining mavjud bo'lib turishida faqat bir sabab bor. U bo'lsa-mu urush deb bayonot e'lon qildi. Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti Xitoyni Rossiya haqida ogohlantirib, Rossiyaga yordam berishni to'xtatish to'g'risida chaqiriq qilgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin bu haqda Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti Ukraina krizining tub sababini o'zidan so'rishi kerak. NATOning mavjud bo'lib turishida faqat bir sabab bor. U bo'lsa-mu urush dedi. Xitoy yana kimning urushni boshlaganligini hamma odam biladi deyish orqali Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining dunyoning tinchligi va bexatarligiga to'g'ri qo'shmaganligini o'tirg'i qo'ydi. Va qilchi numus qilmasdan Xitoyning hamesha tinchlikni tashabbus qiladiganligini ilgari surib, NATOning yangi soğuk urushning o'rniga Rossiya bilan dialog o'rnatishi kerakligini ta'kidladi. Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti bo'lsa, Bryusseldagi boshliqlar yig'inidan keyin e'lon qilgan bayonotida Rossiyaning hujumi yer shari bexatarligiga tahdid soladi. Beijing rejimi Rossiyani qo'llamasligi va uning yurgizilayotgan jazoga xilofliq qilmasligi kerak degan edi. Ma'lum bo'lgandek, hozirga qadar Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ayiblashdan o'zini qochirib kelmoqda. Amerika Shimoliy Koreyaga yurgizilayotgan jazoni ko'paytirishni talab qildi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Linda Thomas Greenfield Shimoliy Koreyaga yadro programmasi sababidan yurgizilayotgan jazolarning ko'paytirilishini talab qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaning 24 mart kuni qit'alararo ballistik boshqarilgan bomba siniqi olib berishidan keyin yig'in chaqirdi. Amerikaning BDT'de turishliq doimiy vakili Linda Thomas Greenfield yig'inda qilgan so'zida Shimoliy Koreyaning bu yil kirgandan buyon 13 qatim ballistik boshqarilgan bomba siniqi olib borganligini Pyongyangning barg'ansir zo'rayotgan xavflik ig'vogarlariga qarshi xalqaroliq embargolarning doirasining kengaytirilishini hamda Shimoliy Koreyaga yadro programmasi sababidan yurgizilayotgan jazolarning ko'paytirilishini talab qildi. U yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashiga Shimoliy Koreyaga qaratilgan embargolarga o'zgartirish kiritish va doirasini zo'raytish qonun loyihasi taklifi sunilganliklarini mo so'zlarga ilova qildi. Biden Rossiya ximiyalik qurol ishlatgan taqdirda Rossiyaga tegishli javob qaytaramiz dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya Ukrainada ximiyalik qurol ishlatgan taqdirda Rossiyaga ximiyalik qurol ishlatish orqali javob qaytaradiganligini aytdi.
Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Biden Belgiyanın paytaxtı Brüsselde çağırılgan NATO başlıkları yığından kin ötküzgen akbarat ilan kılış yığınında muhbirlerinin suallarına cevap verdi. O bir muhbirinin Rusya'nın Ukrayna'da kimyeli kural işletkenlikke dair birer akbaratının bar yoxluğu münasibetlik sualıga şu tapta sizge bu haqta malumat berilmeymen. Şunu sualınızga mı cevap berilmeymen. Lekin Rusya Ukrayna'da kimyeli kural işletken takdirde Rusya'ya kimyeli kural işiltiş arqılıq cevap qaytırmız dep cevap verdi. Biden yeni bir muhbirinin Rusya G20 guruhidin çıkırıp etilişi kerek dep karamsız tariqisidiki sualıga cevap berip, bununla karata minin cevabım şundaq dep karaymız. Bugün mü bu mesele kün tertipke geldi. Eğer bu işe aşırılmasa, Hindonezya ve başka devletler bununla karış çıksa, Ukrayna'nın mı yığıllarga katnışışı kapaletlik kılışımız lazım dep cevap verdi. Zelenski müzakirlerde Ukrayna'nın iyilik hukukuğu kapaletlik kılış gereklikini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski müzakirlerde devletinin iyilik hukukuğu kapaletlik kılış gereklikini etti. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Zelenski Rusya-Ukrayna otursidiki tinçlik sohbetleri hakkında elan kılgan sırlıq bayanatıda Rusya armiyesige iğır talapetlerini yetküzüvatkan Ukrayna armiyesinin Donbas, Kharkiv ve Kiev qatarlıq rayonlarda düşmanlarının hücumlarına karşı keskin güreş kılışını izgil devamlaştırıvatkanlıqını tähkitlep mundaq dedi. Pidailerimiz Rusya'ya kaydırma zarıp berip, Rusya hükümetini addi ve logikilik tepekkürünün tekazası bolgan sökbet ötküzüşünün zörürlükege ündavatıdı. Vakıtını ısırap kılış üçün emez, belki ehmiyetlik, samimi ve neticige erişiş mahsızı sökbet ötküzüş şart. Rusya bilen körüşünün ciddi buluşu lazımlıkını eskertken Zelenski mündahtep görsetti. Hazırgıcı 16 bin Rus askeri öldü. Nemi üçün? Bu kimge nemini berudu? Söhbet çukum estaydil buluşu kerek. Ukrayna'nın ilgili hukuki ve zemin pütürlükeki kapaletli kılış kerek. Yani şart şeraitler adil buluşu kerek. Eksiki bulganda Ukrayna halkı bunu asla kubul kılmaydı. Zelenski yana Avrupa Kengişi yığınıga video konferans vasıtası arqılıq iştirak kılıp sözlügen notkıda Ukrayna'nın hiç kaçan uruşunu arzu kılıp bakmağallıqını şundaq buluşuğa karmay, uda bir aydın buyan öz ziminide bombardıman asıdı yaşavat kallıqlarını əskertiş bilen bir vaqtta Rusya bilen bolğan 24 fevraldan buyan devamlaşıvatkan uruş jarayanında 2000'den artıq balının elip qıçılğanlıqını tähkitlep mundaq dedi. Balılarımızdan nədilikini bilmeyimiz. Şunu alahide tähkitlep ötümen ki, insanperverlik yardım buyumları qaçılanğan avtomobil ətiratlarımı uruş otu astıda turuvatıdı. Ruslar tarqaqlaştırış koridorlardaki balılar, ayallar ve çirkav hadımlarını mı oku tutuvatıdı. Stoltenberg, Xitayni Rusya-Ukrayna uruşida Rusiyani aşkarı ayıplashga çakırdı. Şimali Atlantik Akti Teşkilatı Başkatipi Jens Stoltenberg, Belgiyaning paytaxti Brüsselde ötküzülgen NATO pavqulade rehberler uçuruşidin ilgiri akbaratçılarga bayanat elan kılıp, Xitayga çakırıq elan kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Stoltenberg, Şimali Atlantik Akti Teşkilatının Xitayni Rusya-Ukrayna uruşida dünyadaki başka devletlerinin sepige koşuluşga çakırdı. Stoltenberg, Xitayni Rusya'nın Ukrayna'ya kılgan tajavuzçılıkını uçuk aşkarı ayıplashke, Rusya'ya siyasi ve maddi yardım vermestikke çakırımız dedi. Xitay Rusya-Ukrayna uruşida hazırgıcı Rusya'nı ayıplashdin özünü kaçırıp gelmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet edemen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.